Kısa Dalga işbirliğiyle hazırlanan Kapsül Haber'desiniz. Bugün 20 Haziran Cumartesi. Ben Minez Bayülgen. Başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle kişi güvenliği ve hürriyeti hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Demirtaş, bu dosyadan Eylül 2019'da tahliye edilip aynı suçlamalarla bir kez tutuklandığı için tahliye edilmiyor. Aynı zamanda bir avukat olan gazeteci Kemal Göktaş kararla ilgili şu yorumu yapıyor. AYM, AHİM kararı doğrultusunda ihlal kararı vermek zorundaydı. Çünkü aksi takdirde AYM'nin etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edilmesi tehlikeye düşecekti. Dolayısıyla anayasadaki hakları korumaya yönelik bir mahkeme kararından ziyade günü kurtarmaya yönelik bir karar olduğu açık. Demirtaş'ın avukatlarından Benan Molu, AYM kararıyla tahliye talebinde bulunacaklarını söylüyor. Terk etmek istediği eşi tarafından belden aşağısı defalarca kurşunlanan N.C. öleceğini düşünerek kanıyla bir not yazdı. Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum. Eşi N.C.'yi vurup kaçan Ragıp C. daha sonra oğlunu arayıp annesini dövdüğünü gidip bakmasını istedi. N.C. eve gelen oğlu sayesinde hastaneye kaldırıldı. N.C. bundan böyle yürüyemeyecek. Ragıp C. ise hala yakalanamadı. Kadın cinayetleri raporuna göre son 12 yılda 3176 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerini işleyen faillerin %46,1'i ilkokul mezunu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, kızı Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün ardından hukuk mücadelesi başlatan baba Şaban Vatan hakkında 5 ayrı dava açtı. Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin faytonların yerinde kullanılması için başvuruda bulunduğu 60 elektrikli araca izin vermedi. Elektrikli araçların hizmete alınması için Büyükada'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir grup ada sakini tarafından protesto edildi. Çocuklara yönelik istismar ve cinsel suçların engellenmesi ve müdahalesine ilişkin hazırlanan bir raporda Türkiye'nin notu 100 üzerinden 56,7 oldu. Buna göre Türkiye çocuklar için en güvenli 60 ülke arasında 18. sırada yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki barolar Ankara'ya yürüyüş başlattı. Barolar bu yürüyüşle her ilde birden fazla baro kurulması, seçim sisteminin değiştirilmesi, avukatlara ilişkin kanunun 76 ve 95. maddelerindeki hak ve yetkilerin sınırlandırılmasına yönelik yapılmak istenen düzenlemeleri protesto ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siber suçlarla mücadele için Siberay adlı bir birimin kurulduğunu açıkladı. İstanbul Ekonomi Araştırma, ABD'de siyah yurttaş George Floyd'un polislerce öldürülmesi üzerine başlayan protesto gösterilerini Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişiye sordu. Buna göre %75,1 haklarını savunmak için protesto yapmalarını doğru buluyorum cevabını verdi. Sırada güncel COVID-19 verileri var. Bugünkü vaka sayısı 1214. Son 24 saat içerisinde 23 kişi hayatını kaybetti. Böylece toplam vefat sayısı 4905'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü bu yıl yüz milyonlarca, 2021 sonuna kadar da yaklaşık 2 milyar doz aşı üretebileceğini açıkladı. Örgüt ayrıca virüsün pandeminin seyrini ya da şiddetini değiştirecek şekilde mutasyona uğramadığını da duyurdu. Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır'da semptom göstermeyen temaslı kişilere test uygulamasını durdurdu. Kararın vaka sayısını az göstermek için alındığını söyleyen Dr. Haris Yerlikaya, kentte son 2 haftalık süreçte hasta sayısının 1500'ü aştığını söyledi. 31 Mayıs'ta açılışı yapılan Yeşilköy, Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi şantiyesinde çalışan 30'dan fazla işçi, COVID-19'a yakalandıkları gerekçesiyle projenin yapımını üstlenen Rönesans Holding'e dava açacak. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu, maske kullanımı konusunda uyardı. Burun en önemli bulaşma noktası. %80 burundan bulaşıyor. Mutlaka kapatmamız lazım. Doktor Serdar Savaş, Milli Savunma Üniversitesi sınavında 400 öğrenciye COVID-19 tanısı konduğunu iddia etti. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre COVID-19 kan grubu A olanlarda daha şiddetli, sıfır olanlarda daha hafif seyrediyor. İstanbul'un tüm ilçelerinde maske takmama cezası 900 lira olarak belirlendi. Çanakkale, Bilecik, Samsun ve Erzincan'da da maske takma zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığı 66 ilde 578 yerleşim yerinin karantinada olduğunu açıkladı.
İtalya'da koronavirüsün Aralık 2019'da atık sularda dolaşımda olduğu belirlendi. Ülkede ilk vaka 20 Şubat'ta tespit edilmişti. Libya'da yaşanan iç karışıklıkta ulusal mutabakat hükümetine destek veren Türkiye, ülkenin yeniden imarı kapsamında inşaat, enerji ve bankacılık sektörüne katkı sağlayacak. George Floyd'un ölümünün ardından seslendirdiği I Just Wanna Live adlı şarkıyla sosyal medyada viral olan 12 yaşındaki Kidron Bryant, ABD'nin en büyük müzik yapım şirketlerinden Warner Records'la anlaştı. Yunanistan, sembolik bir Yunan ürünü olduğunu belirttiği feta peynirini kendine mal etmekle suçladığı Danimarka'ya karşı yasal işlem başlatılması için AB'ye başvurdu. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre ülkenin yanlış yönde gittiğini savunanların oranı %74, böyle düşünenler arasındaki cumhuriyetçilerin oranı ise %63. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, aralarında hastane ve kamu kurumlarının da olduğu ülkedeki pek çok bilgisayar sistemine karmaşık siber saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi. Federal hükümete bağlı ajanlara göre saldırılar Çin kaynaklı. CHP'li Gürsel Tekin, IMF için Türkiye'ye giremez diyenler şimdilerde IMF ne isterse yapmaya hazırlar diye konuştu. Tekin'e göre 17 yıl önce kıdem tazminatı yasasını değiştirmeniz lazım diyen IMF'nin talimatı 17 yıl sonra uygulamaya alınmak isteniyor. Günün sözüyle kapatıyoruz. Hindistan'da 4 saat 10 dakika boyunca 60 bin arıyı kafasında tutarak Guinness Rekorlar kitabına giren arıcı. Onlar benim en yakın arkadaşım. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.